Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Videonun ilk bir dakikasında sessiz bir güzelliği sizin için çekeyim. Neredeyim ben? Vorarlberg eyaletindeyim. Alberg'deyim, öyle diyeyim. Dağın ismi veyahut da bölgenin ismi Alberg diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle kamerayı çevireyim. Hatta telefonumu çevireyim, kameram yanımda değil. Şöyle kısaca anlatayım. Şimdi burası kışın tabii çok zor kullanılıyor. Çünkü kar yoğunlukla bu bölgeye yağdığı için. Şimdi şu dağ taşı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arasından adamlar işte delmişler. Zaten Avusturya tünelleriyle daha ünlü bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii böyle bakmayın, kamerada böyle gözükebilir ama bayağı yüksek bir dağ. Ve havası gerçekten çok güzel. Ben şimdi şuradaki yoldan şöyle şuradan zikzaklar çizerek şuraya yukarı tepeye çıkacağım. Tepenin üstünden biraz gideceğim. Şöyle bir 5-6 kilometre. Ondan sonra tekrardan aşağı ineceğim. Burayı ben manzara olarak çok seviyorum. O yüzden sizin için burayı çekmek istiyorum. Hatta videoyu da bu akşam da yüklemeyi planlıyorum. Hiçbir şeyini kesmeyeceğim. Artık nasıl karşımıza video çıkar onu da beraber izleyeceğiz. Tabii ki bu arada telefonu da tek elimde tutmak zorunda kalacağım. Kimseye de önermiyorum. Bunun için de bu videoyu da çekerken bu şekilde çektiğim için de belki onaylamayabilirsiniz. Onlardan da şimdiden özür diliyorum. Biliyorum yaptığımın hata olduğunu. Şimdi videoya başlayalım. Bu arada başlamadan önce de hatta videoya başladık. Şöyle söyleyeyim. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi kemerimizi takalım. İnşallah net bir şekilde de yolu da göreceksiniz. Arabam şu anda boş yani. İşim bitti. Şimdi geri dönüşe geçtim. Giderken zaten buradan aşağı indim. Ama yüklü olduğum için 17 ton arabanın sırtında yük vardı. Yüklü olduğum için çekmedim. Ve şimdi hayırlısıyla başlayalım arkadaşlar. Hadi bismillah. Bayağı da turist var yani İngiltere'den olsun, Hollanda'dan olsun. Hemen şuradan şu karavan önümüze gelmeden hem de yolumuzu kapatmadan biz yola çıkalım. Yani nasıl diyeyim? Yani turistler genelde daha çok bu yolu kullanıyor. Şu anda tabii ki bir tünel vardı. Önceki videolarımda bahsetmiştim 15 kilometrelik. O tünel kapalı olduğu için buradan yönlendiriyorlar trafiği. Böyle güzel, hoş oteller oluyor, restoranları oluyor içinde. Oralarda oturup kahve içebiliyorsunuz. Veyahut da dinlenme molası yapabiliyorsunuz. Şöyle yeşilliği de tabii çok farklı. İşte öküz mü diyeyim, inekler var. Onlar şey yapıyor. Burası bence ya virajlı yol olduğu için yani motorcuların belki hoşuna gidebilir. Bu arada görüntüyü ben görmüyorum net olarak. Çünkü yola adapteyim. Sadece telefonu elimde sabit tutuyorum. Bazı yerlerde belki önümü net görürsem çevirebilirim. Tabii virajlı olduğu için dikkat etmek zorundayım. Çünkü karşıdan da hem motorcu geliyor hem araba geliyor. Ona göre dikkatli dönmek zorundayım. Artık bu yolu Türkiye'de bir yola benzeten varsa alta yorumlara yazabilir arkadaşlar. Ha, kaç metre yukarı çıkıyoruz onu da bilmiyorum. Yani ama affedersiniz. Bayağı yüksek bir dağlar. Aa, şuraya adam
Eskalavatör mü ne o? Yani dozer mi ne? Bir şeyler kazıyor. Oraya nasıl çıkartmış onu bilmiyorum. Görüntüden dolayı tekrardan özür diliyorum. Net belki yolları göremiyorsunuz. Şöyle bazı yerlerde böyle net göresiniz diye telefonu ileri geri yapabilirim. Bazı yerlerde gün ışığı belki karanlık da şey yapabilir, çıkartabilir videonun görüntü açısını. Şimdi döndüğüm için sol tarafı fazla net göremiyorsunuz. Hafif telefonu şöyle çevireyim. Bayağı da çıktık. Zaten birkaç dakika sonra şey yaparım. İleride yukarıda dururum. Oradan da güzel bir panorama var. Yani görüntüyü veyahut da manzarayı size şey yapabilirim. Arkadaşlar şu isim tabelasında, plakasında şuraya koydum. Güneşli havalarda bayağı yardımcı oluyor. Oradan güneşi kesiyor. O yüzden o da bazı görüntüleri engelleyebilir. Hava bugün çok güzel. Kaç? 24 derece yazıyor şu anda arabanın göstergesinde. Keşke GoPro'm yanımda olsaydı, belki daha güzel bir açıdan buraları daha net görebilirdiniz inşallah. Şimdi benim hani görüntü açıma göre güzel gözüküyor. Bazen bakıyorum ama bakmadığım zaman görüntü kayboluyor mu veyahut da ne kadar kötü gözüküyor bilmiyorum. Şöyle aşağı doğru çevireyim. Biz biraz önce aşağıdaydık arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Şurada aşağıdaydık. Şimdi bayağı yukarı çıktık. Şuradan sinyalimizi verelim. O tüneller şu tarafta. Şuradan devam ediyoruz. Şu anda o gösterdiğim tepenin üstüne, yukarısına çıktık. Ya yani şuralar zaten şu anda parıllama yapıyor ekranda. Şuralarda zaten kayak yerleri var. Bayağı da ünlü yer, yani bayağı turist geliyor. Şimdi birazdan daha net gözüküyor. Hatta şöyle telefonu yaklaştırayım. Buralar kışın çok güzel oluyor arkadaşlar. Yazın da gezmek için de çok güzel oluyor. Yani böyle sular var işte, suların kenarlarında böyle oturma yerleri. Yani doğayı seven insanları tabii ki imkanları olanın bu tarafa gelip, yani böyle bisikletle veyahut da yayan, dağa çıkmayı sevenler, daha yürüyüşü sevenlerin böyle gelip buraları gezmesini tavsiye ederim. Tabii imkanlar el verdiği sürece. Yani ben buranın gerçi kışını da yazını da ayrı seviyorum. Çok farklı oluyor. Tabii yaz bence yaz ayları daha iyi diye düşünüyorum. Yani burada bir deniz eksik. Gerçi göletleri şeyleri var, havuzları var. Yüzebiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz da. Denize de gitmek isterseniz 3-4 saatlik bir yola çıkmalısınız. Yani ne bileyim, İtalya tarafına gidebilirsiniz. Şöyle biraz da öne doğru kamerayı tutayım. Yolu da şöyle görün net. Arabanın direksiyonunu falan zaten herkes biliyor. Şu açıdan ne kadar yakın şu anda, belki hızlı gidiyorum diye gözükebilir ama şu anda 60 km hızla gidiyorum arkadaşlar. Önümü net gördüğüm için telefonu bu şekilde tutuyorum. Zaten şurada
ileride yukarıda tepede şurada inekler var arkadaşlar. Otluyorlar yani. Bunların sütü içilmez mi? Veyahut da ne bileyim eti, gerçi inekse eti yenmez de, ama şeyler de var herhalde. Öküzler mi var diyeyim yani, onlar da var. Ama inekler çoğunlukta gözüküyor. Ya çok güzel, hasta oldum buraya gerçekten. Yani burada video çekip beni izleyen veyahut da bu videoyu izleyecek arkadaşlara bence güzel bir görüntü, güzel bir panorama, güzel bir manzara oluyor. En azından hani Avusturya'nın bu bölgesi böyle yeşillik, veyahut da hani şimdi genelde tanıtımlarda hep şeyleri çekerler, şehirlerin içini falan çekerler, işte tarihi yerleri falan çekerler. Ben de böyle çekiyorum. Şu anda Vorarlberg eyaletinden Tirol bölgesine giriş yaptık arkadaşlar. Burası da San Christoph diye geçiyor. Tam panoramanın yanı. Burası şu anda denizden 1800 metre yükseklikteymiş. Burada işte gelip istirahat ediyorlar, yemek yiyorlar. Tabi buralar hep kayak yerleri arkadaşlar. Ufak çaplı oteller var işte. Şöyle yazın işte geleceksin, şurada bisikletle veyahut da arabanla geleceksin, şuraya yukarı tepelere çıkacaksın. Kışın tabi mümkün değil de, yazın bu şekilde mümkün yani. Ne güzel adamlar şuraya oturma yeri falan da yapmışlar. Buradan bir tane köprünün altından geçeceğiz. Şimdi şu ileride duracağım. Oradan da biraz aşağıyı göstereceğim. Ondan sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Tekrardan arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz eğer abone olursanız sevinirim. Şimdiden yine teşekkür ediyorum. Şimdi şuradan tünelden çıktıktan sonra böyle kamyonların durabileceği yerler var. Ekstra yapılmış yani, hani trafiği fazla kitlememek adına. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harika ya. Yani her tarafı harika. Yani şey değil, sadece bir taraf değil. Burada %13 eğimliymiş aşağı doğru. 200 metre sonra durabilirsin diyor. Arkanda kuyruk yaptıysan, ben manzarayı çekmek için de duracağım. Zaten araba boş. Arkamda da araba yok. Evet, şurada duracağım ama adamlar burayı kapatmışlar. Yok, kapatmamışlar. Şurada kenarda durabiliyorum. Şurada hemen bir durayım. Hem size manzarayı göstereyim. Evet. Ne kadar gösterebileceğim? Hadi bakalım. Kapattık. Şu karşı tarafı gösterebilirim. Biraz yakınlaştırayım. Arkadaşlar bunlar Alpler işte. Alplerin sıralı dağları. Şöyle Tirol Innsbruck tarafına doğru gidiyor. Şimdi arabadan atlayayım, arkadan araba gelmeden. Bismillah. Şöyle bir yerdeyiz. Burada da yazıyor. Ben diyor çöp şeyi değilim diyor. Yeri değilim diyor. Temiz bırakın benim burayı diyor. Şuradan bakalım aşağısı gözükecek mi? Gerçi güneşe karşı elimi şöyle yapsam ne kadar görüntü netliği olabilir? Evet, arabalar gidiyor. Genelde yabancı plakalılar, Alman plakalılar. Evet arkadaşlar, genelde şöyle çam ağaçları var. Yani yüksekliği bayağı var. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama aşırı yüksek. Şurada da güneşi görüyorsunuz. Şurayı da görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada dağın tepesinde kar var.
Daha erimemiş. Sular da aşağı doğru akıyor. Böyle bir yerdeyiz. Evet, şu şekilde devam edeceğiz. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, 17,5 dakikalık bir video. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Gölgem ve benden size selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.